Bolu'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının, emniyet yapılanmasının Bahrem imamlarına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 12'si tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar ve avukatlarıyla yakınları katıldı. Tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşmada tanık YK, Segbis ile katıldığı duruşmada tutuklu sanık Arif Kurtoğlu hakkında beyanda bulundu. Daha önce verdiği beyanları tekrarladığını aktaran YK, 2003 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi matematik bölümünü kazandım. Sanık beni babamla gittiğimiz Samsun'da karşıladı. Şahsın tıp fakültesinde okuduğunu hatırlıyorum. Beni bölge diye tabir edilen evlerden birine yerleştirdi. Kendisi de benim kaldığım bölgede kalıyordu şeklinde konuştu. Kurtoğlu'nun 2005 yılına kadar bu evlerde kaldığını belirten YK, bizim bulunduğumuz bölge polis meslek yüksekokulu öğrencileriyle ilgilenen bir bölgeydi. O nedenle sanığın bu okuldaki bir sınıfla ilgilendiğini hatırlıyorum dedi. Tanık ÖK'da Segbiz aracılığıyla katıldığı duruşmada tutuklu sanık Süleyman Ersöz'le ilgili bildiklerini anlattı. Bolu'da bulunduğu dönemde zaman zaman dini sohbet toplantılarına iştirak ettiğini dile getiren ÖK, benim bulunduğum grupta Cemalettin, Osman ve Özcan isimli polis memurları bulunuyordu. Bize bu sohbetleri önceleri Mehmet isminde biri yapardı. Daha sonra onun yerine Selim ismiyle tanıdığım biri geldi fakat bu şahsın isminin Selim mi yoksa Süleyman mı olduğu noktasında çok emin değilim diye konuştu. ÖK bu tür sohbetlerin 2013 yılı ortalarına kadar devam ettiğini anlatarak, bu tarihlerden sonra bu sohbetlere katılmadık. Bu toplantılarda dini sohbetler yapılıyordu. Cemaatin yurt içi ve yurt dışındaki okullarıyla ilgili bilgiler paylaşılırdı dedi. Tanık RB de Segbis aracılığıyla katıldığı duruşmada tutuklu sanık Ali Aktaşoğlu ile ilgili beyanda bulundu. Kendisinin Düzce'de paralel yapılan emniyet imamı olan Mustafa Özşahin ile birkaç kez Bolu'ya geldiğini söyleyen RB, bu ziyaretlerde Fethullah Gülen'in kitapları okunup sohbetler yapıldıktan sonra birebir görüşmeler yapıldı. Bolu'da yapılan lider kadrosunda Ahmet Erdoğan isimli şahsın bulunduğunu tahmin ediyorum. Ziyaretlerde bu şahısla görüşülürdü. Bana fotoğrafı gösterilen ve ismini sonradan öğrendiğim Ali Aktaşoğlu da bu ziyaretler sırasında Ahmet Erdoğan'ın yanında olurdu diye konuştu. Tanıkların dinlenmesinin ardından söz verilen Cumhuriyet Savcısı, tanık beyanlarına bir diyeceği olmadığını söyleyerek tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesi talebinde bulundu. Daha sonra söz alan sanık avukatları ve sanıklar mahkeme heyetine tahliye taleplerini iletti. Tahliye taleplerini kabul etmeyen mahkeme heyeti, dijital materyallerin çözüm içerikleri ulaşmayan sanıkların raporlarının akıbetinin sorulması ve geriye kalan tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi. Önceki duruşmalarda tutuksuz sanık AÜ hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı eylemle alakalı başka bir kovuşturma olduğundan dosyasının birleştirilmek üzere ayrılmasına karar verilmişti.